Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de durum bu. Bayağı bir dağınık. Çünkü kargo yapacağım. Onları falan ajandamı, kartonları falan çıkardım. Bir de bu taraftaki ürünleri bu tarafa aktaracağım. Şuradakiyle karşılıklı olsunlar. Şimdilik emaneten yine böyle koydum ya, o kadar çok indirip kaldırıyorum ki yerleştikten sonra kesinlikle bir daha indireceğim muhtemelen, çünkü şu kısmı yaptıracağım. Yani olmayacak böyle kendim bir şeyler yapınca, hem böyle hava alacak, güneş yeterli görünmeyecek ve benim gözüme batıyor. Gözüme çirkin görünüyor şu an. Ben şunu göstereyim. Şöyle yaptıracağım arkadaşlar. Yine benim balkonun mantığı. Kışın tamamen örteceğim. Hatta ve hatta yani bir çılgınlık yapabilirim. Başka bir şey de yapabilirim. Kapatacağım alanı. Komple genişletebilirim. Yani bu bahçeyi komple kapatabilirim. Bilmiyorum. Bir fiyat almam lazım. Çok uçuk bir rakam olmazsa belki. O zaman çok çok kafam rahat olacak. Don, kar, hiçbir derdim olmayacak. Bakalım. Ama şurayı kesin kapattırmaya karar verdim. Yani şu hava almasını falan istemiyorum. Bir taraftan böyle cam gibi de dursun istiyorum. Bugün hatta usta geldi. Fiyat istedim. Sadece burası için 3.100 lira fiyat çıkarttı. Bana da açıkçası uygun geldi. Çünkü burası çok fazla, bayağı uzun bir yer. 13 metrekare falan. Branda gidiyor. Neyse, onun detaylarını yine daha sonra ben anlatırım. Ben unutmadan, çünkü videoyu açıyorum, bir şey söylemek için açıyorum. Asıl konuyu söylemeyip başka bir şeylere gidiyorum. Unutmadan söyleyeceğim, göstereceğim, pardon. Yeni ürünlerim geldi. Kargo açılışını yapamadım ama sizlerle paylaşmak istedim. Satışta değil bunlar arkadaşlar. Benim koleksiyonum için aldığım türler. Zaten şu kare saksıları, beyaz saksıları görüyorsanız yani %95 satışta değildir. Bazen bunlardan fazlalaştırdığım oluyor. Onları da zaten sizlerle paylaşıyorum. Şöyle bir Verigata türüm geldi. Japon Moon River. Olmaz, daha etiketlerini falan yapmadım. Şöyle Frieden Verigatesi. Şu vardı zaten, yeni saksısını ancak geçirebildim. Şunu göstermiştim size. Longissima. Bu geldi arkadaşlar. Neydi bunun adı? Super Bowl. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Şöyle bir tür geldi. Yani kendi koleksiyonuma. Bu da Norma. Başka. Bir de şu var. Bu da Love's Light arkadaşlar. Kalpli kalpli yapraklıdır. Bunların bazılarının beğenilme durumuna göre satışa da getireceğim. Şöyle bir burayı komple özel türe çevirmek istiyorum. Balkondan da bazılarını şey yapacağım, indireceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 bitkiye sanırım 1.300 ödedim. 45 lira da kargo ücreti ödedim.
Bir tane daha bana gelen bir kargom var. Ama onu bugün açmayayım. Çünkü misafirim var yukarıda dedim. Sen git yukarıya, ben geliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun kendi türlerinden. Öyle bir şeyler yaptı. İnşallah onda da olmayan bende vardır. Onun çünkü güzel bir koleksiyonu var. Onda olmayanı bulmak gerçekten zor. Ben de inşallah ona bir kargo hazırlayacağım. Tabii işlerden fırsat bulabilirsem. Safiye Hanım bana bir soru sordu. Yukarıki balkona gitmem gerekiyor, bakmam gerekiyor. Dün sordu. Ben hala yukarıki balkona gideceğim. Oradaki balkondaki çiçekleri de açıkçası ihmal ettim. Yani ihmal ettim derken bir şey olmaz artık çünkü havalar serin, kurumaz, ölmez. Su ihtiyacı daha az. Öyle. Şimdi kargolarımı göstereyim ben size. Bu siparişim de Gülfidan Hanım'a gidecek. Şöyle Lila Kenapinki, Oriono, Prenses Çamı'nın bir farklı türü, alt türlerinden. Şöyle güzel ojeli kızımdan, Little Gem, Linsiana, Red, Lotus. Şöyle güzel güzel Madibası. Şöyle Acı Alice'i. Şöyle de bir tane Acı Alice çeliği koydum. Bundan da bebişler falan büyür. Bunu da köklendirirsiniz Gülfidan Hanım. Şöyle bir hediye koydum. Daha önce kargoya da koymuştum. Çok güzel bir tür Vendermani. Normalde hediye kesinlikle koymadığım türlerden. Yani şu an zamanım yok düzeltmeye. Normalde ben buralardan kelle alırdım. Tüy yaprakları yatırırdım. Her yerden bebek fışkırırdı. Şu an inanın zamanım yok. Da Gülfidan Hanım'ın kısmeti olsun. Bir de şöyle bir hediye koydum. Gülfidan Hanım sağlıklı günlerde, mutlu günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Bu siparişim de Munira Hanım'a. Şöyle Sedum Joyce Verigate ve güzeller güzeli Vinciana Red var. Şimdi Munira Hanım geçen siparişinde perle istemişti. Ben onu unutmuşum. Aslında koyma, kesinlikle koyma. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun dedi. Kızınızın onun yerini bana hediye al dedi ama ben onun adına kızıma mutlaka hediye alacağım. Ama bu benim içimde kalacaktı. Ben de bol bol var. Münir Hanım'da da eksik olmasın. Şöyle bir de çelik koydum. Bu da Mini Bella Verigatesi. Münir Hanım kuru bir toprağa koyun. Çok kısa zamanda köklenecektir. Sonra sulamasını yaparsınız. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Öyle, bu siparişim de Selda Hanım'a gidecek. Çok güzel bir lotusu var. Bu siyah ojeliden var. Öyle Joyce Verigate var. Linsiana Red var. Tarsus'u. Şöyle bir atlası. Litizası. Liberation'ı, Retribus'ı bu arkadaşlar şu an mor olduğuna bakmayın. Çok güzel bir renk alacak. Bordo rengine dönecek. Böyle bir nodula sası var. Şöyle bir hediye koydum. Bir de böyle bir hediye koydum. Selda Hanım, bu tür çok güzel bir türdür. Benim şu an uğraşmaya çok fazla zamanım yok. Bunu kellesini alın, köklendirin. Buralardan da bir sürü bebek verecek. Vendermani, yarı özel dediğimiz gruptan çok güzel bir türdür. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Şöyle bir kargom var. Zeynep Hanım'a gidecek. Meksikanosu. Şu gül bukatinden. Şöyle anakamparosu. Şöyle şu türü. Linsiana Red. Akşam çekimi yapıyorum şu an. Birazcık sanki renkler farklı çıkıyor gibi ama olsun.
Şöyle Oriano, Blue Misty, Moranise, şöyle bir lila kinası, Candy Can, Freedom Joy, inanılmaz güzel bir tür. Verigata yerleri çok güzel renk alacak. Şu an rengi yansıtamıyorum. Daha pink duruyor. Gündüz. Şöyle Avrosu. Bunun ismini bulamadım daha. Bilen de yok. Şöyle bir türü. Bunu da bilemedim. Bir de şu kızıl güzelimden. Zeynep Hanım, güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Şurada bir kılavuz var. Saksılarınız da olsun, taşsın inşallah. Kargoları hazırladım arkadaşlar. Şöyle yükledim. Gidiyorum, nefes nefese olabilirim, yokuş çıkıyorum. Bunun üstü açık. Geçen gün bahsetmiştim, bir bayan bana çok yardımcı oldu. Yani benim için işten geç bile çıktı. Azar yemeği bile göze aldı. Yani iyi insanlar, iyi ki varlar. Yani ben bunları ekipte götürecektim ama ona bile fırsatım olmadı. Bu arada hani niye taşıyorsunuz, evden alıyorlar anlaşma yapınca gibi yorumlar okuyorum. Arkadaşlar daha uygun olsun diye, yani anlaşma bile yapsak çok fazla fiyatlara götürüyorlar. Ay, nefes nefesim, konuşamadım. Şöyle söyleyeyim. Dün yurt içinden bir kargom geldi. Küçük koliydi. Minik yani. Bu kadar falandı işte. 45 lira verdim. Bugün daha da küçüğünü, ben nasıl diyeyim, bir boya kutusu gibi, 1 kiloluk boya kutusu gibi 55 lira verdim arkadaşlar. Anlaşma yapsam da 45'lerden 55'lerden falan başlıyor. Yani ben şu ana kadar o kadar para kimse ödemedi. Ortalama 20-25'e gidiyor kargolarım. Kutu böyle ebadı büyüyünce 35 tutan da oldu. Şuradaki kargom mesela, köşedeki kargom. O belki birazcık daha fazla tutabilir. Nizamettin Bey'di galiba. Diğer hazırladığım kargolar yani 30'u geçmeyecek ortalama. Şöyle bir bakıyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar, bugünlük bu şekilde kapanışı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.